Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 11. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız deltoidde açı. Öncelikle deltoid tanımını bilmek lazım. Taban uzunlukları aynı olan iki adet ikizkenar üçgenin birleşimine biz deltoid diyoruz. Ee, zaten bir yükseklik çizdiğinizde arkadaşlar köşegenlerin dik kesmesini bildiğiniz zaman çoğu özellik çıkıyor. Köşegenler dik kestiği zaman hocam burası dikse X kenarda çizilen yükseklik olduğu için bu açı ortaydır. Bu da açı ortaydır diyebiliriz. Ve buradaki kenarı da iki eşit parçaya bölüyor diyebiliriz arkadaşlar. E, bütün özellikler zaten köşegenlerin dik kesilmesini bilmesin bilmesinden çıkıyor arkadaşlar. Bu simetri eksenidir. Simetri ekseni olan köşegen açı ortaya oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. E, tab ikizkenar üçgenlerin tabanını taşıyan açılar da yani şu açıyla şu açı birbirine eşit. Hatta bu açıyla da bu açı birbirine eşit olduğundan şu B açısıyla da D açısı birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Simetri ekseni Bakın bunlardan zaten bu şekilde bahsetmiş. Ee, köşegenlerde birbirine dik kesmesini en başta söylemiş, söylemiştik zaten. Bu bilindiği zaman bütün özellikler kendiliğinden çıkıyor. Haydi bakalım birinci soruyla başlayalım. Ee, hocam x kaç derecedir diye soruluyor. Ee, öncelikle arkadaşlar x kenar üçgen bu bir delta ise şunlar birbirine eşit verilmişse bunlar da otomatikman birbirine eşit midir? Evet. Hop. Şunu şöyle çizersem. Bir köşegen çizersek. 50 ise açısı soruluyor ya tepe açısı var burada. 180'den 50 çıkart. 132'ye böl 65 65 yapar. Hocam buradaki iki kenardan da 40 sağa 70 70 yapacaktır burası. Aslında ben böyle çizdim ama genelde e, Deltuit'te şunu tavsiye ediyoruz. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeninde de mutlaka çizin diyoruz. Ya da bir köşegen çizecekseniz de e, şu köşegen çizmeniz mantıklı olur diye söylüyorum hep. Simetri ekseni olan köşegen çizmeniz daha mantıklı oluyor arkadaşlar. E bunu çizdiğimizde bakın şunlar da birbirine eşit ya. E burası 25-25 oldu. Bir çözüm yöntemi de bu. Burası da 20-20 oldu. 25-20 daha 45. O zaman buraya kaç derece kaldı? 135 derece kaldı. Sanki daha kolay çıktı. Evet birinci soru Edremit evet, oldu. Geldik ikinci soruya. Bu bir deltoidmiş. Daha Deltoid daha olduğundan otomatikman bunlar birbirine eşitken bunlar da otomatikman birbirine eşittir. E, bu simetri ekseni olan köşegen 24'e 24. X'e 24, X, e X diye paylaşır. 110, 24 daha 134. Yani 110, 24 ve X'in toplamının kaç yapması lazım? 180 yapması lazım. Şu x'in toplamı 134. 180'den 134 çıkınca 46 mı kalıyor arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle Akçay yaptı ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi bu bir delta ise madem bir delta hocam buraya a dersek. E, bu arada a, bc ile dc birbirine eşit benim. Şunlar birbirine eşit benim. Otomatikman bununla da bu birbirine eşit değil midir? Evet yani burası da 2a'dır. A bak ne çıktı. 90'ın karşısı 2a hangi açının karşısı a'dır? 30'un hocam burası 30 burası kaç çıktı? 60. E sonra ne olacak arkadaşlar? E normal bildiğiniz açı muhabbetinden dörtgendeki açı muhabbetinden sonuca ulaşabilirsiniz. 110 sa burası da 110'dur. E, buraya bilmem ne kaldı diyebilirsiniz. <laughs> ya 110 sa burada kaç da 110'dur? Tabanı taşıyan açılardaki şu açılar birbirine eşit. Yani buraya 80 kaldı. Sonra dörtgen iç açıları toplam 360'dan sonuca ulaşırsınız. Ya da ne yaparsınız? Hocam şu köşegen çizecek olursak köşegen çizdiğimizde bu simetri ekseni simetri ekseni olan köşegen çizmesi tavsiye edilir. Burası 30 30 oldu. Ee, burası da birbirine eşit oldu. E o zaman 110 30 daha kaç yaptı? 140. Buraya kaç derece kaldı? 40. E burası da 40 sa x de buradan kaça eşit oldu? 80'e eşit oldu. Üçüncü soru Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik 4'e. ABC'de delta 3 bunlar eşitken otomatikman bunlar da birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Bu arada bu simetri ekseni olan köşegen bakın bunu bilmeniz çok önemli. 45 ise burası da 45 oldu. Ee, şurada da x kenarlık verilmiş. E o zaman o zaman hocam 45 ise burası da 45'tir. Buraya da kaç derece, derece kaldı? 90 derece kaldı. E ee, burası 110 ise şu tabanı taşıyan açılardaki karşılıklı açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Burası 110 sa buradaki açı da 110 derecedir. Yani 90 artı x eşittir 110 ise x'i buradan kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle denizli çıktı 4. soruda. Geldik beşe. ABC'de Delta eşit, BCD açısı 140 derece verilmiş. Ee, Delta ise bunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. E ee, ne yapacağız burada? 140. Arkadaşlar köşegen falan çizmeyle uğraşmayalım ya da çizeceksek şu köşegeni çizeceğimizi söylemiştik. Ama öncelikle şu kenarın taban açılarına değerler vereceğimiz belli arkadaşlar. Şuraya bir x dersek burası da x. E ee, de hani şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit ya. B ve D ikizlerin taban açısını taşıyan köşeler. Buradaki açılar da birbirine eşit midir? Evet. Yani burası x ise burası da x midir? Aynen öyle. E şimdi köşegeni çizelim bakalım. Şu köşegeni çizecek olursak simetri ekseni olan köşegen bu. 2 eşit yarıya ayırıyor. E hocam ne oldu o zaman? 2 eşit yarıya ayırıyorsa bunlar 70'e 70, e 70 e olacak mı? Olacak. Sonra hocam burada iki iç açının toplamı bakın şuradaki üçgende iki iç ya da iç açılar toplamı 180'den 70 artı x ise burası 110 eksi x e mi oldu arkadaşlar? Evet. Ya da ya da ya da ya da ya da ya da hiç gerek yok burada. Bu hamleyi yapıp üçgenden de yapabilirim aslında. Bunun ee, bununla bunun toplamı da x olacağından buraya da x eksi 70 kaldı deyip şunu toplayabilirsiniz. Şu an fark ettim. Ee, buradan da cevap ne yapıyor arkadaşlar? X'ler getiriyor. 110 eksi 70'den cevap 40 çıkıyor ama ben bu köşegeni de çizmek zorunda değildim bu arada. Burada dörtgen çıktım mı karşımıza arkadaşlar? Çıktı. Bu dörtgenden de direkt sonuca ulaşabiliriz. Niye? Bak Hocam dörtgen açılar toplamı kaç? 360. E burası 180 eksi x. Hocam 180 eksi x artı 140 artı x artı alfa eşittir. 360 yapmalı. X'ler gitti mi gitti. E buradan da alfa neye eşit oluyor arkadaşlar? 40 dereceye eşit oluyor. Sanki daha kolay çıktı değil mi gençler? Evet 5. soruyu böylelikle Cehan bulduk. Geldik 6'ya. Şimdi şunlar birbirine eşit. Otomatikman ne olmak zorunda? Bunlar da delta 8 olduğundan dolayı bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu açı alfaysa bu açının da tamamı alfadır. Şu açının da tamamı alfadır. O zaman buraya alfa eksi 80 mi kaldı arkadaşlar? Çünkü ikizlerin tabanını taşıyan köşesindeki açılar birbirine eşit. Alfa derecesi burası da alfa derece olacak. Ekstra bir şey eşitliği verilmiş mi diye bakalım. AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Bir de BE ile CD birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. BE ile şu CD birbirine eşit verilmiş. Şu. Arkadaşlar otomatikman burası da eşit değil mi? Evet. Şu alfa x 80'i direkt yazmayalım isterseniz. Bakın yani şu kenarlı şu kenar eşit oldu. O zaman 80 ise burası da 80'dir. 80 80 160 buraya ne kaldı? 20. Ee, burada kaç da alfa olduğundan dolayı alfa 80 ile 20'nin toplamından direkt 100 dereceye eşit oldu. Yani 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7'ye. Evet. Ben size ne dedim? Bir köşegen çizeceksek simetri ekseni olan köşegeni çizmek çok önemli. Arkadaşlar ama öncelikle şu verilen bilgileri kullanalım. Şu DC uzunluğuna A. EB'nin uzunluğuna B dersem. AB uzunluğu A artı B mi oldu arkadaşlar? Evet A artı B oldu. Şimdi gençler bu deltoid ise eğer bakın dikkat edin şu şekil bir deltoid ise eğer o zaman deltoidden dolayı otomatikman şurası da A mı olacak bunlar eşitse bunlar da birbirine eşit. Bir şey çizeceksek en etkili silahımız neydi arkadaşlar? En etkili çizimimiz hop şu köşegen. Ya işimiz köcüğümüz genelde köşegen arkadaşlar. Nerede? Deltoid'de. E bu simetri eksen olan köşegen. Hocam 15'e 15 diye böldü. Burası da şunlar da birbirine eşit oldu. E hocam şurası A artı B burası da A artı B. A soru çıktı mı çıktı. Şu ikizkenar kenar çıktı. Tepe açısı kaç? Bak, A artı B A artı B olduğundan. Tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 142'ye böl. 70 70 olacak. Yani burası da 70 burası da 70 olacak. Alfa artı 15 eşittir 70 ise alfayı buradan kaç derece buluruz? 55 derece olarak buluruz. O zaman 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. Gençler burası kök 2 birim verilmiş. Bu bir deltoid verilmiş. BC ile CD birbirine eşit verilmiş. E bunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşitmiş. E burası kök 2 eksi 1 verilmişse tamamının kök 2 yapması için buranın ne olması lazım? 1 yapması lazım. Bak e kök 2'den bunu çıkartırsak 1 yapıyor arkadaşlar. Ya da 1 koyarsak kök 2 eksi 1 artı 1 direkt kök 2 yapıyor. E burada da 1 1 kök 2 çıktı. Ne üçgen arkadaşlar bu? 1 1 kök 2 üçgeni. Hocam ikizkenar dik üçgen. Yani burada kaçı 45 derece. Burada kaçı da 45 derece. E zaten bizden x açısı isteniyor. E bu 110 sa burada kaçı da 110'dur. E 110, 110 ve 45'in toplamı. Topla 110, 110 ve 45'in toplamı. 45 ve x'in toplamı kaç yapmalı? 360 yapmalı. 110, 110, 220. 265 x ile buradan 360 eksi 265 geldi. O zaman x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 95 derece olarak buluruz. 360'dan 265 çıkınca 95 kalıyor. Yani cevabımız böylelikle balık çıktı. Ve böylelikle 11. bölüm testini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 12. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik